İhtiyaç var mı? Varsa bildiğiniz bize düzenlemeyle ilgili ayrıntı verebilir misiniz? Bununla ilgili arkadaşlarımız konuşmadılar mı? Çok ayrıntı vermediler. Değerli arkadaşlar, arkadaşımızın sorusunu bazı bakan arkadaşlarımıza sordunuz. Belki doğrudan ilgilisi olması bakımından Sayın Adalet Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Çelik konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ben de bana ait olan yönü itibariyle bir soruyu cevaplandırmıştım. Ben internet medyasındaki özellikle haber portalları ile ilgili bir düzenlemeyi hazırladım. Hemen hemen bir buçuk yıldır elimizde. Henüz yasalaştıramadık. O özellikle haber portallarında çalışanların basın kanunu kapsamına alınması, hatta internet haber portallarına ilan ve reklam desteği verilmesiyle ilgili. Fakat arkadaşımızın sorduğu soru özellikle sanal medya denen, sosyal medya denen paylaşım sitelerindeki bir takım yazışmaların özel hayatımıza, özel hayatın gizliliğine, insanların haysiyetlerine, onurlarına yönelen bir takım yazı ve yorumlarla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı, o benim konum değil. Böyle bir çalışma olursa onu Sayın Adalet Bakanımız mutlaka kendi çalışmaları kapsamında değerlendirecektir. Ancak bu sorumsuzluk alanının elbette kısıtlanması, ortadan kaldırılması söz konusu değil. Ama belki bir denetlenmeye ve haksız fiil işleyenlere karşı yaptırımların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olabilir. Son olaylarda görülen şudur. Elbette tweet atılabilir, elbette Facebook'lardan, diğer bilişim sistemleriyle ilgili birbirleriyle haberleşmelerden istifade edilebilir. Bu çağdaş dünyanın içinde bulunduğu bir düzenlemedir. Hiçbirimiz bunun dışında kalamayız. Ancak suça teşvik etmek, şiddeti yönlendirmek ve maalesef olayları tırmandırmak amacıyla yapılan bir takım haberleşmelerin, yalan haber üretmelerin, bunlardan bir tanesi de benim şahsımla, ailemle ilgili oldu. Pek çok konuda insanlara bilgi kirliliği sunmanın, dezenformasyon yapmanın mutlaka caydırıcı bir yaptırımı da olmalı. Bu bir düşünce bazında söyleyebileceğim konudur. Ama buna ilişkin düzenlemenin mevcut olan kanunlar eğer yetersiz kalmışsa, bu kanunlar üzerinde bir çalışma yapmak da Sayın Adalet Bakanımızın görevidir. Kendisine sorarsanız zannediyorum daha tatmin edici bir cevap alırsınız. Son eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi son eylemler? Yeni bir eylem mi var? Şekil değiştirdi efendim. Mesela, durarak tepki gösteriyorlar. Durarak duran adamlar. Sizin gibi buralarda. Öyle mi? Onlar sabit duruyor saatlerce. 8 saat 10 saat efendim. Diğerde saat. Belli bir nokta. Allah Allah. Allah korusun. Gözlemlemediniz efendim hiç. Gördüm, televizyon ekranlarından gördüm de 8 saat durduklarını bilmiyordum. Sağ olun, sağ olun. Ne diyorsunuz? Sağ olun, olanlar da var. Peki ihtiyaçlarını gidermiyor mu insanlar? O zaman durmuyorlar yani. Ya duruyorlar, bisküvi yiyorlar. Arkadaşlar yani bu dikkatimi çekiyor bir iki günden beri ama bu kadar uzun süre ayakta kaldıklarını hiçbir ihtiyaç İlk gidermeden. 8 saat efendim. Maşallah rekor onda yani. Yok, daha uzun duranlar da vardı. Başlangıç. Değerli arkadaşlar, yani bu bir şiddet eylemi değil, bu gayet göze de hoş gelen, eğer bir eylemse bir eylem türü, bir barışçı eylem türü, bunu kınayacak halimiz yok. Benim zaten geçmişten bu yana özgürlükler alanında düşündüğümüz tek şey vardır: İnsanları şiddete, silaha yöneltmemek, insanların barış ve huzur içerisinde hukuk kurallarına uygun eylemler yapmasını sonuna kadar desteklemek. Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesine yönelik başlayan eylemleri de anlayışla karşıladığımızı ifade etmiştim. Ama sonradan bu eylemler şekil değiştirdi. Maalesef pek çok aracın yakılmasına, pek çok kamu kurumunun işgal edilmesine ve tahrip edilmesine, maalesef canlarımızın kaybına, pek çok yaralıya da yol açtı. Bunları tasvip etmek mümkün değil. Şimdi eğer şiddet eylemlerinden vazgeçilerek bir mesajı durmak suretiyle insanlar veriyorsa bunu da anlayışla karşılamak lazım. Bu çünkü içinde şiddet barındırmayan bir eylem usulüdür. Ama yapanlar açısından şuna dikkat edilmesini arzu ediyorum. Bir, mutlaka oralarda yani geliş geçişleri engelleyecek, toplumun birlikte bulunduğu mahallelerde belki de bu trafiğe izin ve imkan vermeyecek şekilde kesinlikle olmamalı. Bir de kendi sağlıkları önemli. Yani bir insan bir ayak üstünde nasıl bu kadar saat kalabilir?
Demek ki bel veya boyun fıtıkları yok bunlarda. Çünkü ben yarım saatten fazla ayakta kaldığımda boyun fıtığı olduğum için maalesef oturmak ihtiyacını hissediyorum. Sağlıklarına bir zarar gelmesin. Onları seviyoruz. Ama bu eylemleri anlamlıdır. Ve bu eylem türlerini teşvik etmemiz de gerekir. Çünkü bunlar özünde şiddet barındırmayan ama durdukları halde mesaj veren ve o mesajları anlayışla karşılamak gereken bir unsurdur. 8 saat diyor arkadaşımız, eğer zarf atmıyorsa 8 saat uzun bir süre. 8 saat bir insan ayakta kalmamalı. İhtiyaçları olabilir. Bu ihtiyaçlarını giderecektir. Bence 5 dakika durmalı. 6. dakikada işine gitmeli. Bu insanların işi mi yok? 8 saat nasıl ayakta durabiliyor? Çalışmıyor mu bu insanlar? Mesaileri yok mu? Hayatlarını kazanmıyorlar mı? Üniversitelerine gitmiyorlar mı? Sınavları yok mu? 8 saat fazla. Bunu 8 dakikayla sınırlandıralım. Hepimiz bunlar karşısında anlayışla duralım diye düşünüyorum. Göz altına alınanlar da oldu. Durmak suretiyle polise karşı şiddet. Tamam, bu konu bu kadar. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Efendim, anlamış çözüm sürecinde. Gezi Parkı'na kaydı ama çözüm sürecinde. Kaydırmayın kardeşim. Sayın Demirtaş'ın, evet, Necdet'e genel başkanın ifadeleri var. Endişelerini bazı dile getirdi. Sayın başkanın bölücü başı ifadesinden rahatsızlar. Ne diyorsunuz siz o açıklamalarla ilgili? Hiçbir şey demiyorum. Selahattin Demirtaş'ın sözlerine, konuşmalarına bakarak çözüm sürecinin gidişatı hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Onlar bunları her zaman söylüyorlar. Her zaman gruplarında veya bir başka yerde bu toplantıları yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da, ismini tam hatırlayamıyorum, bir konferans toplamışlardı. Orada yapılan konuşmaları da çok iyi biliyoruz. Çözüm süreci başladığı gibi bence olumlu devam ediyor. Olumlu sonuçlanmaya doğru da evriliyor. Biz de bu gidişatı an be an takip ediyoruz. Başka bir soru var mı? Asker müdahalesi. Vali gerekirse askerden yardım isteyebilir demiştim. Valiler olaylara müdahale eder, askerden yardım isteyebilir demiştiniz. Bu dış basında yanlış anlaşıldı galiba. Bu konuda değerlendirelim. Değerli arkadaşlar, bir canlı yayında söylediklerimi bütün dünya izlemiş olmalı. Ben Gezi Parkı ile ilgili başlayan eylemlerin Sayın Başbakanımızın taraflarla görüşmesinden ve bu konuda kesin kararını ifade etmesinden sonra artık meselenin bu boyutunun bittiğini ifade ettim. Bunun dışında küçük gruplar, yasa dışı eylemler devam eder mi etmez mi, onu biz bilemeyiz. Çünkü Türkiye'de her zaman bir takım yasa dışı örgütler şiddete başvurarak eylem yapabiliyor, polisle çatışabiliyor, tahribata götürebiliyorlar. Bunlara karşı da elbette güvenlik güçleri ve yargı süreci görevini yapacaktır demiştim. Benim söylediğim malumu ilamdır. Yani nedir? 5442 sayılı il idaresi kanununda valilere tanınan yetkiler vardır. Valiler bir toplumsal olayı şiddete dönüşmüşse bastırmak için mutlaka emniyet güçlerinden istifade ederler. Gerekirse jandarmadan istifade ederler. Gerekirse olaylar çok yaygınlaşmış ve önlenemez hale gelmişse bulunduğu vilayetteki askeri birliklerden de yardım isterler demiştim. İlkokul talebesi bile 5442 sayılı kanunun bu maddesini okuduğunda ne anlaşılacağını bilir ama bazıları diplomalarını boşa almışlar çünkü okumuyorlar, okuduklarını da anlamıyorlar. Ancak bu olaylar karşısında emniyet güçlerimiz duruma tamamen hakimdir, hükümet duruma tamamen hakimdir ve bu hakimiyeti sebebiyle başka bir güçten istifade de etmemiştir. Muhalefet bizden zaman zaman terör olayları sebebiyle, zaman zaman da bu olaylar sebebiyle olağanüstü hal uygulamasını talep etmiştir. Biz bunu her zaman reddettik. Çünkü 20 yıl devam etti bu ülkede olağanüstü hal. Biz 2002 sonunda geldiğimiz zaman 12. günde olağanüstü hali kaldırdık. Böylesine güçlü bir hükümetin ne olağanüstü hale niyeti vardır, ne olağanüstü yetkileri kullanmaya niyeti vardır. Bizim bu olaylarda polis güçlerimizin yerince belki sadece sayılı olarak jandarmanın katıldığı bir takım güvenlik önlemlerinin başarılı olduğunu gördük. BBC, CNN International, Reuters, Russia Today gibi basın organlarının bu olayların ilk gününden itibaren nasıl tırmandırdığını, nasıl yanlış ve yalan neşriyat yaptığını hepimiz biliyoruz. Nitekim bu sözlerim üzerine Türkiye'den önce BBC bu sözleri çarpıtan bir açıklama yaptı ve sitesine koydu. Bunun üzerine ben yasal hakkımı kullandım ve oraya tekzip gönderdim. Bu tekzibim de yayınlandı.
Dolayısıyla ne söylemek istediğimiz, neyi nasıl söylediğimiz de açıkça ortaya konuldu. Dün üzülerek ifade ediyorum ki Sayın Bahçeli de grup konuşmasında bunu eleştiren bir noktaya gelmiş. Ben Sayın Bahçeli'nin içinde bulunduğu halet-i ruhiyeyi, yaşadığı travmayı anlayışla karşılıyorum. Bu travma şudur. AK Parti'nin milli iradeye saygı mitingine üç ilerli bayraklarla, ülkücüler kendi pankartlarıyla, sayılarına kadar bilmiyorum ama katılmışlardır. Bu anlamlı bir gösteridir. Sayın Bahçeli bunu kesinlikle hazmedememiş, bu pankartları taşıyanlara ağız dolusu hakaret etmiştir ve haklarında ihraç kararı verileceğini de ifade etmiştir. Hakaretin ötesinde parti olarak ne yaparlarsa yapabilirler. Bunu hazmedemeyen Sayın Bahçeli, bizim askeri halka karşı kullanacağımızı söyleyerek bir başka yanlışı, bir başka çarpıtmayı ortaya koyuyor. Sayın Bahçeli, bu travma sizin için ilk değil. Siz 12 Eylül 2010'da referandum öncesinde de bunu yaşadınız. Bütün gücünüzle hayır dediniz ama sizin tabanınızın üçte biri referandumda evet oyu kullandı. Şimdi bütün gücünüzle, bütün hakaretlerinizle çözüm sürecine karşısınız. Emin olun tabanınızın yine üçte biri çözüm sürecini destekliyor. Şimdi partinizden bazı kişilerin AK Parti'nin büyük oyunu bozmak için yaptığı milli iradeye saygı mitingine katılmış olmasını bir türlü hazmedemiyorsunuz. Siz aslında partinizin tabanının ne düşündüğünü biraz tarafsız olarak onları dinleyerek anlamaya çalışsanız daha iyi olur. Benim söylediklerimi bütün dünya biliyor. Sadece çarpıtmak isteyenler müstesna. Toplantı başlıyor. Müsaadenizle. Hayırlı günler. Hadi bakalım.